Selamlar, ben Öner Kırbüyük, Ziraat Mühendisi. Sektör Tarım, Türkiye Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Kayısı bitkisinin gübreleme programını sizinle paylaşacağım. Kayısı ağacımızın tomurcuklanma döneminde yapacağımız hayvansal menşeli aminoasit ürünümüz olan karambit ürünümüzün ardından demir içerikli ürünümüz olan sektofer, çinko içerikli ürünümüz herozin ve bor içerikli sektosekfor uygulamaları ile bitkimizin çiçeklenme döneminde sağlıklı bir şekilde başlamasını sağlamış olacağız. Çiçeklenme döneminde ağacımıza tekrardan bitkisel menşeli amino asit içerikli ürünümüz olan Goldsec ürünümüzü kullanıyoruz. Ardından potasyum içerikli ürünümüz olan falçata ve demir ihtiva eden ürünümüz olan sektofer uygulamalarıyla devam ederek meyve tutumu döneminde bitkimize NPK içerikli ürünümüz olan kraken uygulamasını yapıyoruz. Meyve gelişme döneminde meyvelerimize hayvansal içerikli amino asitimiz olan karambit, potasyum içerikli ürünümüz olan falçata, NPK ürünümüz olan kraken ve demir ihtiva eden sektofer uygulamalarımızla meyvelerimiz hem daha iyi hem de aroması daha kaliteli bir şekilde hasadını yapmış olacak. Hasat sonrası ağacımızın sezona daha sağlıklı başlaması için çinko içerikli ürünümüz olan herozin ve bor içerikli ürünümüz sektosek bor ürünümüzü kullanarak ağacımızı uyku dönemine hazırlamış oluyor. Kayısı bitkisi için hazırlamış olduğumuz gübreleme programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Değerli çiftçilerim, sizi Doktor Sektör Bilim Merkezi'nden bilgilendiririz. Diğer bitkilerin gübreleme programları için yeni bölümlerimizi takip edin. Görüşmek üzere. Thank you.